Bir yerden sonra gerçekten moral bozukluğuna gidiyor. Sürekli dram oynamak ve bir şey istiyorsun. Yani çünkü kalbimiz ezilmeye başlıyor bir yerden sonra. Zaten oraya vardığında ben 80'lerdeyim diyorsun ve devam ediyorsun. Yani. Herkes aşık olabilir, herkes aşk yaşayabilir. Hiçbir şey anlamayan bir çocuğu bir yere bir anda bırakıp arkanı dönüp gitmek. Şu anda her şey çok hızlı yaşanıyor. Çok hızlı ve çok kolay yaşanıyor. Sadece o Murat Göğebakan'ın kendine has mimikleri biraz üzerimde kalmıştı. Yani daha çok kaşı, şu şekilde duruşu, bu kaşın inişi çok fazla kalıyor. Otomatik olarak insan kendini kolay kolay beğenemiyor. Yani özellikle de ben kendimi galiba beğenmeye başladım. Sanırım oyunculuğu öğreniyorum. Diziler.com'un sorularını cevaplamak için buradayım. Başlıyoruz. Açıkçası beni en çok heyecanlandıran şey, daha bir araya gelmeden önce Zoom üzerinden yaptığımız bir toplantıda yönetmenimiz ve senaristimiz Ömer Faruk Yardımcı'nın heyecanı oldu. Onun heyecanıyla ben daha çok heyecanlandım ve senaryoyu okuduğunda normalde biz oyuncular bazı şeylere takılabiliriz. Daha doğal, daha gerçekçi, minimal belki değişiklikler rica edebiliriz. Hani insanın kafasına bir şey takılır ya, bir senaryoda hiç mi bir şeye takılmazsın? Her şey bu kadar muhteşem mi olabilir? Öyleydi. O yüzden inanılmaz heyecanlandım o işe ve filmin benim açımdan başladığı dönemle, 80'ler dönemiyle ilerleyen süreci, o farklı tarihleri oynayacak olmak, o karakteri o şekilde canlandıracak olmak da ekstra bir heyecandı benim için. Demin dediğim gibi yönetmenimiz ve işin senaristi Ömer hocamız o kadar heyecanlı ve o kadar doğru yerlere parmak basmış ki bütün ekibi de ona göre kurmuşlar. Sağ olsun yapımcımız her şeyin en güzelini yapmak için uğraştı. Öyle bir 80'ler dönemi kurduk ki sadece bir çarşı sahnesinde görebileceğiniz bir sahnede bu kadar mı her şey gerçek olur? İnsanlarından, kostümünden, mekanlarına kadar o sokağın işleyişi, yaşayışı izlediğinizde sizler de göreceksiniz. Muhteşem bir şey ortaya koydular ve o dönemin içine sen hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor yani oyuncu olarak. Zaten oraya vardığında ben 80'lerdeyim diyorsun ve devam ediyorsun yani. Kesinlikle oldu çünkü ben 80'ler döneminde doğduğum için zaten bildiğim dönemler 80 ve 90 dönemi, çocukluğum benim. En çok da o yüzden heyecanlandım ya, zamanda yaşadığım şeyleri tekrar zaman makinesinde gibiydim filmdeyken açıkçası. Yani minibüsünden tutun, hani görüyorsunuz orada, kıyafetlerine, insanların konuşmasına, saçına kadar. Yani her şey o kadar gerçekti ki bize tek kalan şey repliklerimizi söylemek oldu. Yani zaten yaşatıyordu ortam sizi. Dönem olarak adapte olmamız dediğiniz gibi zor olmadı ama karaktere adapte olmak ve karakterin yaşadığı o sıkıntılar, o süreç hem psikolojik hem mental olarak insanı biraz zorlayan şeylerdi. Bunları tabii ki her işte yaptığımız gibi okuma provalarıyla geçiriyoruz ama Ömer hocamız ve oyuncularla bir araya gelip çekeceğimiz sahnenin provasını, daha öncesinde tekrar okumasını, yani ne kadar daha doğal, daha gerçek gösterebiliriz seyirciye bunu. Çünkü fragmanlarda yayınlandığı için bu spoiler değil. Yani bir oğlumuz var. Belçin Bilgin'le Burak Sevinç'in oynadığı karakterlerin oğulları var ve bu sağır oluyor. Çok küçük yaşta ve özellikle benim karakterim kendine bunu yediremiyor. Çünkü kendi yüzünden olduğunu düşünüyor bunun gerçekten. İhmalkarlığı yüzünden olduğunu düşündüğü için. O çocuğun büyüyesiye kadar olan süreçte adamın ne çektiğini tahayyül dahi edemiyorum ben açıkçası. Ama yansıtmaya çalıştık elimizden geldiğince. Çünkü onun altında eziliyor. Bir baba hem ailesini geçindirmeye çalışan bir baba hem de oğlunun o durumuna karşı elinden hiçbir şey gelmeyen bir babayı oynamak beni çok zorlayan bir şey. Çünkü normalde bir çocuğum yok. Babalığın, anneliğin ne demek olduğunu tam olarak idrak etme ihtimalim de yok bir insan olarak. Ama onu dediğim gibi en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık. Bu süreçte de oyuncular ve yönetmenimiz sayesinde bir arada istişarelerle elimizden geldiğince en güzelini ortaya koymaya çalıştık diyeyim yani. Belçin zaten enerjinin kelime anlamının böyle karşılığı olabilir. Yani enerji dendiği zaman Belçin Bilgin yazabilir. Her şeye müdahil ve en gerçekçi yerden yaklaşan bir kadın olduğu için ve çok da güzel bir anne olduğu için en büyük yardımcım oydu açıkçası. Yani benim çocuklarla olan iletişimimle Belçin'in iletişimi arasında dağlar kadar fark var. Çünkü kendisi gerçekte bir anne. Onun vasıtasıyla da bir bakıma Adem daha güzel çıktı diyebilirim benim açımdan. Enerji dersek Belçin zaten canım ciğerim, dostum. Hani biz zaten hep böyleyiz diğer oyuncularla da olduğu gibi ama özellikle Belçin'le benim o şekilde görünmem, o enerjiyi karşıya yansıtmamız filmde karı koca olarak çok önemliydi. Çünkü
dönem bizim dönemimizle başlıyor. Birbirine aşık olan iki gençle başlıyor ve onlar biziz ve o süreçte yaşlanmaya kadar gidecek bir süreci anlattığımız için bu karı kocanın en güzel o dönemlerde birbirlerine aşık olan iki insan ve aşkı bitirmeden, saygıyı bitirmeden karşıya en güzel şekilde o sevgiyi geçirecek, o güzelliği geçirecek iki insan olmamız gerekiyordu ve olduk diye düşünüyorum açıkçası. Bu da göründüğünü düşünüyorum ki sağ olsunlar yorumlar o yönde gidiyor. Aslında hiç kimsenin engeli olmadı. Biz bunun üstüne bir film yaptık. Ana fikrimiz buydu. Engelli diye bir şey yok, engel diye de bir şey yok aslında. Ve ana temamız sağır dilsiz iki gencimizin aşkları ve kavuşamama hikayesi olduğu için herkes aşık olabilir, herkes aşk yaşayabilir, herkes istediğini yaşayabilir. Buna kimse engel olamaz. Kendisi dışında. İnsanın kendisi dışında başka engeli yoktur aslında. Karşıya geçirmeye çalıştık ve bunu en önemli noktası sağır dilsiz vatandaşlarımızın, dünyadaki bütün vatandaşların engelli olmadığını söylemekte aslında. Bunu hem Yeşilçam hem de günümüze uyarlayıp aslında aşk hikayesi üzerinden göstermek istedik. Ve bence çok başarılı oldu diye düşünüyorum. Adem'in yani benim oğlumu tamirhaneye bıraktığım sahne. Hala da böyle şey gözümü dolduruyor o sahne. Çok çok zordu çünkü karısıyla konuşan bir adam var. İleride ne yapacağını bilemiyoruz. Bizim de imkanlarımız kısıtlı ve başkalarıyla iletişime geçemeyen bir çocuğumuz var. Çok güzel bir sahne vardı Belçin'le oynadığımız. Bizden sonra ne olacak Adem diyor. Onun üstüne karar alıyor. Yani bunun bir, en azından meslek edinmesi gerekiyor bu çocuğun. Gerçekten yarın bize bir şey olsa bakacağı kimsesi yok. Elinde bir mesleği olması gerekiyor. Kendi parasını kazanması gerekiyor. Ve bunun üstüne en yakın dostuna emanet ediyor. Tamirhaneye götürüp çocuğunu bırakıyor. En azından çalışsın, bir şeyler öğrensin ki bizden sonra bir hayatı olabilsin diye. O sahne beni çok zorladı. Hem Belçin'le çektiğimiz hem de tamirhaneye bıraktığım sahne çok zordu benim için. Öyle bir babayı oynamak, hali hazırda yıllardır bunun altında ezilen bir baba olarak bir de üstüne çocuğunu, hiçbir şey anlamayan bir çocuğu bir yere bir anda bırakıp arkanı dönüp gitmek inanılmaz zorlayıcıydı. Yani nedenini tam olarak ben söyleyemem ama dediğim gibi 80'ler ve 90'lar kısmını da bilen bir insan olarak sanırım en doğru yorum şu anda her şey çok hızlı yaşanıyor. Çok hızlı ve çok kolay yaşanıyor. Genelleme yapmak istemem ama görünen de biraz o galiba. Her şey çok kolay ve hızlı. Sanırım ondan kaynaklı. Her şeyi tüketiyoruz. Yani sadece aşktan bahsetmiyorum. Yani koşullarımız öyle galiba. Günümüzde de her şey böyle yaşanıyor. Aşk da biraz öyle yaşanıyor diye düşünüyorum. Ben bu iki film arasında iki iş daha yaptım. Bir dijitale, bir de tekrar sinemaya. Aslında Murat Göğebakan ve Hatıran Yeter arasında iki film daha yaptım. Geçen sene Kasım'daydı Murat Göğebakan bitirdiğimizde. Mayıs gibi de Hatıran Yeter'e başladık. Murat'la Hatıran Yeter arasında 5-6 aylık gibi bir sürecim vardı aslında. O benim için rahat kurtulma yoluydu. Asıl kurtulamadığım iş diğer işti benim. O da daha sonra vizyona girecek. Murat Göğebakan çok zorlayıcı. Biyografi filmleri çok zorlayıcı bir oyuncu için. Yani gerçekten dedikleri gibi o kıyafeti giyiyorsun. Çünkü giymezsen olmaz. Hali hazırda yaşamış olan bir insanı canlandırdığın için bunun en doğru ve en gerçek şekilde karşıya geçirmen gerekiyor ve onu eve gittiğimde de bırakamıyorsun. O kıyafet üstünde kalıyor çoğu zaman. Ben 1-1,5 ayımı bu şekilde geçirdim Murat Göğebakan'ı çekerken. Ama bittikten sonra bir an önce kurtulman gerekiyor oyuncu olarak ki başka işe başlıyorsun. Görünmemesi gerekiyor. Sadece o Murat Göğebakan'ın kendine has mimikleri biraz üzerimde kalmıştı. Onu da yönetmenler ve oyuncu arkadaşlarım sayesinde uyarılarla bıraktım. Yani daha çok kaşı, şu şekilde duruşu, bu kaşın inişi çok fazla kalıyor. Şu anda yok ama o zamanlar vardı, geçen sene vardı o. Tabii ki eğlenilen, biraz böyle goy goya düşülen yerler oluyor. Ama benim olmadığım yerlerde yaptılar sanırım onları. Belçimlerden, Feritlerden çok duydum yani. Aytaç ve ben biraz oradan uzak kalmaya çalıştık psikolojik olarak. Yani kalabalık yardımcı oyuncuların da olduğu bazı set ortamları oldu. Oralarda ben yoktum. Orada otomatik olarak ne kadar kalabalık olursa o kadar goy goya rahat vurabiliyorsunuz. Ve özellikle de cenaze sahnelerinde ya da taziye sahnelerinde ne kadar dram da olsa bir yerden sonra insanın siniri de bozulduğu için. Yani psikolojik olarak kendini ona hazırlıyorsun. En doğru şeyi karşıya yansıtmaya çalışıyorsun ama bir yerden sonra yorulmaya başlıyorsun ve sinirin bozuluyor. Aslında goy goy dediğim şey öyle sahneyi de boş verip goy goy yapmaktan bahsetmiyorum. Sırf sinir bozukluğundan biz oyuncular. Yani bir yerden sonra gerçekten moral bozukluğuna gidiyor. Sürekli dram oynamak ve bir şey istiyorsun. Yani çünkü kalbimiz ezilmeye başlıyor bir yerden sonra. Tabii ki oluyor doğal olarak. Muhteşem.
3 sezon zaten Aytaç'la beraberdik ve söz projesi bittikten sonra Aytaç'la yıllardır hep şunu söyledik. Ya bir abi kardeş hikayesi gelecek bize ve beraber bir iş yapacağız dedim. Baba oğlu olduk. Yani hiç olmayacak olay oldu. Abi kardeşten baba oğula geçiş yapmak. Bunun bile ekrana güzel yansıması beni çok mutlu etti. Yani Aytaç benim zaten canım o. Burada her zaman. Birlikte bir şey yapıyor olmak tam istediğimizi karşılamıyordu ama bu kadar olabileceğini ikimiz de tahmin etmiyorduk ve baktığımda gerçekten gördüğüm şey bir baba oğuldu. O benim çok hoşuma gitti açıkçası. İzlediğimde değil, ben sette de gözümle gördüğüm için karşıdan kamera arkasından izlediğimde onun oynadığı o bazı sahnelerde ben kamera arkasında ağlıyordum açıkçası. Aytaç muhteşem bir iş ortaya koydu. Çok çalıştı, çok zaten disiplinli. Yani bunu sevdiğim için söylemiyorum. Seyirci gözüyle ve bir oyuncu olarak açık söylüyorum. Aytaç zaten işine çok muhteşem yaklaşan, disiplinle yaklaşan ve çok çalışkan bir insan olduğu için beni kamera arkasında ağlatıyordu zaten oynadığı zaman. Ben zor dayanıyordum onu izlerken. Çok ağır bir şey oynuyordu ama çok güzel oynuyordu. O yüzden bunun Aytaç'la olan birliklerimizle hiçbir alakası yok. Ben bütün işleri bu arada kendi işlerim dahil seyirci gözüyle izlerim ve her daim bir kusur ararım işte. O benim istemsiz yaptığım bir şey. Bu işte de aynı şey oldu ve muhteşem olduğu bir kere daha onaylandı bence. Burada ego devreye giriyor sanırım. Benim egom değil, hepimizin. Dediğim gibi hep bir kusur aradığım için seyirci gözüyle. Daha iyisi olması gerekiyor gözüyle izlediğim için. Otomatik olarak insan kendini kolay kolay beğenemiyor. Yani özellikle de ben. Ama son birkaç yılda galiba güzel şeyler oluyor. Ve ben de şaşırdım. Sanırım Murat Göğebakan'la bu başladı bende. Geçen seneden itibaren kendimi galiba beğenmeye başladım. Sanırım oyunculuğu öğreniyorum diyeyim. Aile, aşk ve sınır tanımaz diyebilirim. Ben teşekkür ederim.